Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının bu tavrı sonrasında bu tür tepkilerle karşılaşması hiç hoş fotoğraflar değil. Hoşlanarak vermiyoruz. Ama bu bir haberdir. Başka yerde izleyemeyeceğiniz için bunları sizinle paylaşıyoruz sevgili seyirciler. Şimdi Sayın Yeşil, Soma'daki bu faciadan sonra, bu katliamdan sonra başlangıcıyla bu kazanın çıkışıyla ilgili pek çok tartışma yaşanmaya başladı. Evet. Belki erken, henüz çünkü aşağıda 120'ye yakında madende işçimiz var. Onların sağ kurtulmalarını diliyoruz. Onun için de kurtarma çalışmaları karbon monoksit boşaltımından sonra tekrar başlanacak diye bilgi de verdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız. Ama bir tartışma da var. Biz de bir süredir yayınlarımızda bu kazanın ya da katliamın, öyle de değerlendiriliyor çünkü ben de ondan yanayım doğrusu, çıkışıyla ilgili de spekülasyonlar var. Diyorlar ki trafo patladı. İşte trafo patladığı için yangına sebep oldu. Bu yangın karbon monoksit gazı çıkardı. Hem bir yangında ölenler var, hem gazdan ölenler var. Kim de diyor ki bir tarihi kullanılmayan bir damar vardı, galeri vardı. Orada kömür kendiliğinden kızıştı ki bu olabilir. Bunu çıkarttığı karbon monoksit gazından tedbir de alınmadığı için bu işçilerimiz topluca öldü. Bu arada dinamit kullanıldı. İşte onun yol açtığı bir takım reaksiyonlar sonucu böyle şeyler oldu gibi pek çok başlıkta spekülasyon yapılıyor. Sizin değerlendirmeniz nedir efendim? Peki ben aslında sizin demin kullandığınız deyimi biz basın açıklamasında kullandık. Dedik mühendis olası basın açıklamasında kaza değil katliam. Biz böyle değerlendiriyoruz. Şimdi efendim evet çok yanlış bilgiler dolaştı. Aslında bu ilk trafo katladı ondan oldu diyen Somal kömür işletmelerinin kendisi. İlk hemen. İşletme kendisi. Kendisi ilk evet. Açıklamayı böyle yaptı. Trafo patladı diyen o. Evet. Tabi burada hani evlerde yangın çıktığında hemen kolay bir şey vardır. Evlilik kontağı denir ya. Burada da bütün yükü, bütün suçu trafoya yüklemek istediler. Trafolar, yani trafolardan bir şey yangın çıkmaz mı? Çıkabilir ya. Ama bu trafolar patlayacak trafolar değil. Bunlar eksplozif ve ister yağlı olsun, ister kuru tip olsun. Yani son derece donanımlı trafolar aslında. Mümkün değil böyle bir şey. Zaten böyle olmadı da ortaya çıktı. Örneğin biz o akşam İzmir'deki şubemizden bir heyet, iş güvenliği müfettişlerinin içinde olduğu bir heyet gönderdik. 13 akşamı. 14'ü sabahdan ben de oradaydım ekibimle birlikte. O arkadaşlarımızın oradaki mühendislerle, bizim üyelerimizden, maden mühendisleriyle, maden mühendisleri odasıyla, oradaki çalışanlarla, orada kumanda odasındaki yaptıkları tespitlerle bunun trafodan olmadığı, trafonun patlamadığı, bunun demin sizin söylediğiniz gibi eskiden çalışılmış bir kömür damarının orada, yani topuk derler ona, onun orada aslında kaldığı, aslında onun çökertilmesi gerekir, kapatılması gerekir. Ondan sonra onun kendi iki için şey yaptığı, yandığı ve tam da yanma sağlamadığı aslında karbon monoksit ürettiği ve bunun galerileri de sızdı. Fakat bunu hızlandıran başka neden var aslında. Fanlar, biliyorsunuz fanlarla bütün ocaklara temiz hava üfletilir. Bu sistemin de şöyle olması gerekir aslında. Otomasyon sistemiyle, sensörlerle, duman algılayıcılarıyla eğer başka bir duman, hani temizlenen dışında bir duman olursa bu sefer tersine emici duruma geçmeleri gerekir. Yani ters çalışmaları gerekir. Hmm. Bu sistem yok. Ama otomatik olarak yapılması tabii, lazım. Tabii ama bu elle kumandalı ancak yapılabilmiş, yapılabiliyormuş ve buna da 2,5 saat sonra ulaşmışlar. Dolayısıyla bu hani kömürden kömür yanmasında ortaya çıkan alev temiz havayı da üzerine verdiğin zaman bu alevi daha da şiddetlenilmiş. Tabii. Oksijeni verince bu sefer 2,5 saat yangın sonra elle kumandayla bunu kendi işlemi kendisi açıklamış. Basında da çıktı zaten. Dolayısıyla sorunun özü ihmalsizlik. Örneğin topuğun orada bırakılması, işte otomasyon sisteminin olmaması, sensörlerin olmaması, bunların çalışmaması. Bütün bunlar bir tarafı patlayıcıyla ortadan kaldırmak istiyorlardı. İşte size bugün Radikal Gazetesi'ndeki bir haber. Bakanlık yetkilileri yangın tarafından değil. Soma'daki maden faciasıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarının ilk tespitlerinden kaynaklı bir patlama olmadığını söylüyorlar. Artı maden sahibinin kendisi ilk açıklamasında trafo diyor, bugünkü açıklamasında yangın nedeni belirsiz. Ve Taner Yıldız artık ağzını almadı trafo patladı diye. Çünkü bakan yani işin özünü araştırmadan
arkadaşım dediği, iyi bir arkadaşım dediği maden sahibinin söylediklerini hemen hareket eder mi? Onların laflarını kamuoyuna karşı söyler mi? Bu mümkün değil. Bu aslında içinde bulunduğumuz siyasi yapının ya da bizi yöneten siyasi iktidarın bütün diğer yerlerde olduğu gibi burada da bir yalanla bu işi örtmeye çalışacaktı. Ama biz Elektrik Mühendisler Odası, Türk Mühendisler Odaları Birliği, Maden Mühendisler Odası, biz toplumda dekoder olduk. Bu anlamda dün bir şifre çözücü olduk. Bütün 20 tane kanala, 20 tane gazeteye veriyatları verince bu iş şimdi bugün kendilerine işlemedik. Bu trafodan değil. Peki trafodan olsaydı daha mı bu işi masumlaştıracaktı? Şöyle yapacaktı. Yani oradan ya da buradan 282 can kaybı var. Ayrıca 120'ye yakın işçimizde hala madende, toprağın bilmem kaç metre derinliğinde. Yani trafodan oldu, şundan oldu, bundan oldu. Tabii çıkış kaynağı çok önemli ama sonucunda aksayan, işlemeyen bir şey var. Bu trafodan ya da başka bir ama şeydi. Ama trafo bir tek şey olacaktı yani. Bir tek makineden olacaktı. Diğer bütün şeyler örtülecekti. Yani işte bu kömürün orada bırakılmış olması, o eski damarın, diyelim fanların, şunların, bunların, yani belki daha bizim bilemediğimiz... Ha, sistemle ilgili evet. Sorular ortadan kalkacaktı, canım trafo patladı, ne yapalım? Aynen böyle olacaktı, evet, evet. Bütün olay bu. Biz bunun üzerine gidiyoruz. Yoksa gerçekten ister trafoda olsun, ister kömürden, kömür yanmasında olsun, giden canlar hangi türde gidersin, yani şey olsa olsun, giderler can, bizim vatandaşımız. Evet. Efendim bir izin verin. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Soma'da açıklama yapıyor. Onu izin. Hem de konuları bilen uzmanlar tarafından iyi bir araştırma incelenmesinde bundan böyle bir faciayı tekrar yaşamamak için gerekli tedbirlerin alınmasında çok büyük fayda olacağı düşüncesindeyim. Sağ olun. Evet işte Bahçeli'nin açıklaması böyleydi. Bir kısmını ancak yakalayıp verebildik sevgili seyirciler. Başsağlığı dilekleri var, taziye dilekleri var. Yaralılara da sağlık dilekleri var. İşin başka bir dönelim. Başka bir boyutuna girmek istiyorum. Evet. İşin özü aslında bu özelleştirmeler. Eğer izlemişseniz basında diyor ki bu işletmeyi alan kişi ya da şirket biz diyor eskiden diyor 100 tonlu 140 130 140 dolara mal ediyordu devlet. Biz bunu 28,8 dolara aldık. Taahhütlük artı bir de %15'ini de devlete veriyoruz. Biz böyle bir kar eden bir şeyiz. İşte bu iş hep karla, kar üzerine kurulursa o zaman çalışanlara az para verirsin, sistemi de kurmazsın. Tamam işte o zaman tersten okuyalım. Bu kadar çok kar etmek için ne yapması gerekiyor bir maden işletmecisi? Ne yapması gerekiyor? İşçilere düşük para vermesi gerekiyor. Bir. Kalifiye elemanın çalıştırılması gerekiyor. Tesisatın yıllık bakımlarını, kontrollerini yapılması gerekiyor. Az yapması gerekiyor. Son teknolojiyi kullanmaması gerekiyor. Yani bütün bunlar pek de tasarlanabilir. Dolayısıyla... Burada örneklerini görüyor muyuz Soma'daki madende? Bunun tek kaynağı elbette ki kaza olabilir. Kazalar olmaz diye bir şey yok ama bu kadar büyük bir faciayı yani getiren... İş kazasıyla açıklanabilir mi bu? Katliam diyoruz biz bunu, katliam. Dolayısıyla bunun işin başı özelleştirme. Bu iş uygulanan ne uygulanan politikalar? Peki taşeronlaştırmayla evet. ilgili düşüncelerinizi alalım bu çerçevede. Şirket sahibi dedi ki bizde taşeron maşeron yok. Alt kiracı da yok. Hani öyle iddialar vardı çünkü bazı galeriler başka bir firmaya verildi. O firmada nitelikli iş gücünü sokmadı oraya. Teknik alet edevat konusunda sıkıntıları vardı. Bu işte kazayı da bu galerilerdeki bu usulsüz çalışma düzeni yol açtı. Böyle bir şey duydunuz mu siz? Bir de taşeron kullanılmış mı bu şirkette? Zaten şirketi kendi taşeron. Yani ister 10 tane taşeron kullansın, ister de kendisi taşeron olsun. Söylediğim gibi bu özelleştirme vasıtasıyla alınmış, daha çok kar etmek için alınmış. Mümkün olduğu kadar kar edilecek. İşte vardiya sayısından tutun da mesela söyleyeyim 15 yaşında bir çocuk çalıştırılmış değil mi? Sonra hadi bundan değilmiş 19'muş falan. Evet. Buna benzer çok kaçak işçi çalıştırıldığı söyleniyor. Bütün bunlar basında dolaşıyor. Yani bu işin özü bir kar üzerine kurulursa sistem ki bu bizim hakkında madenler, enerji, su bütün bunların bizim doğal kaynaklarımız. Peki o zaman hadi bir genelden başlayalım. Bunlar stratejik sektörler. Sektörler evet. Bunların özelleştirmesiyle ilgili söyleyecek bir şeyiniz var mı? Biz kesinlikle yıllardır Elektrik Mühendisleri Odası Birliği, Elektrik Mühendisleri Odası ve bağlı odaların hepsi biz bütün bu özelleştirmelere karşı olduğumuzu
defalarca sempozyumlarla, kongrelerle, mitinglerle, gösterilerle, her şeyle kamuoyuna ve bilgilere duyuruyoruz ama şu ana kadar bir sonuç alamadık. Peki devletin elinde kalırsa daha mı iyi olur? Devletin elinde kalırsa... Kömürden vaz mı geçelim? Elektrik enerjisini biz nereden üreteceğiz? Kömürü en yeni teknolojiyle ancak, yani çevreye zarar vermeyen bir teknoloji kullanarak en iyi... Teknolojiler var. Var tabii. Dünyada bunu kullanıyor. Kesinlikle var, kullanıyor. Biz de onlara geçmek zorundayız. Yoksa biz... Niye kullanmıyoruz biz onları? Dediğim gibi yani bunlar pahalı teknolojiler. Maliyeti artırır. Evet, 130 dolardan 28 dolara eğer alırsan sen bir ihaleyle 28 dolar arada 100 küsur dolar fark var. Bu farkı nasıl kapatacak? Evet, bu arada görüntüler de geliyor. Enerji Bakanı açıklama mı yapacak şimdi? Evet, eski görüntüler. Bu arada ben Sayın Bakanı da ziyaret davet ediyorum. Katılımcılardan kimilerini de görüyorum. CHP'nin eski genel başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal da bölgede. O da Ocak ağzına doğru giden yol bu. Oradan biraz önce yukarıya doğru çıktı. Daha önceki Taner Yıldız'ın açıklamalarıyla ilgili bir şey. Döndük tekrar. Ben istifaya davet ediyorum. Stüdyomuza Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Hüseyin Yeşil der ki bakanı görünce hatırladı. Evet. Ben bakanı istifaya davet ediyorum. Niye? Çünkü Güney Kore'de bir teknede 300'e yakın feribot oldu. Ve başbakanı istifa etti. Biz aynı şeyi bekliyoruz burada. Ama yapmazlar. Aynı duyarlılığı bekliyoruz. Evet. Peki bu elektriğimizi kömürden çıkarmaya devam etmeli miyiz? Kömür rezervimizin yüksek olduğu söylenir de daha rentabel, daha temiz, daha sağlıklı enerji kaynaklarımız var mı? Kömürden temelli mi vazgeçelim bu ölümlerin önüne geçmek için? Peki biz aslında yenilenebilir enerji kaynaklarına daha ağırlık verilmesini, artı enerji verimliliğinin bir enerji kaynağı olarak değerlendirilmesini, örneğin Almanya'da çok yüksek olan bir enerji verimliliği şeyi var, kaynağı olarak değerlendiriliyor. Örneğin %20 civarındaki bir verimlilik ki bu Sanayi Bakanlığı'nın, Enerji Bakanlığı'nın raporlarında var, yapılabilir. Bunlar yaptığımız takdirde belki daha az kömür kullanarak, belki daha az kömür ocağı açarak, nükleer santrali hiç kullanmayarak, biz yenilenebilir kaynaklarımızla, hatta HES'lerde de hani her yere işte büyük ise küçük çetlerinin dolduruş yapıldığı, toprağa doğaya zarar vermeyen şekilde hem kömürümüzü hem suyumuzu kullanabiliriz. En son teknolojilerle, en yeni teknolojilerle. Yani alternatif enerji kaynaklarına gidilebilir. İşte ne bileyim güneş enerjisi, güneş, rüzgar söz edilir. Evet. Rüzgardan söz edilir ki bunlar da hani hem doğayı kirletmemiş olacağız hem de kesinlikle bedava kaynak. Kesinlikle. Bütün bunlara yöneldiğinde Türkiye bir de enerji çeşitliliği galiba sağlamış olacak. Enerji çeşitliliği zaten var. Şimdi nükleeri de böyle şekilde bize savunuyorlar. Enerji çeşitliliği diye. Nükleeri biz enerji çeşitliliği içinde teorik olarak görsek bile fiilen görmüyoruz. Olması gerekiyor. Böyle işletmecilerin elinde bir nükleer enerjinin, nükleer reaktörün çalıştırıldığını ben düşünemiyorum. İşte onu siz söylediniz. Ben söyleyecektim. Siz söylediniz. Çok doğru söylediniz. Evet. Evet. Peki teşekkür ederim o zaman. Söyleyecek bir şeyiniz varsa onu alalım. Ben teşekkür ederim. Günden beri gerçekten biz yeri geldiniz. Ben yeri geldim. Sonra yeri geldim. Yolda, cep telefonunda. Yani biz şu iddiayı ortaya atınca bu hükümetin bir nevi hani örtmek istediği bir şeyi ortaya çıkarınca, firmanın örtmek istediği bir şeyi ortaya çıkarınca bütün basın çok ilgilendi. Bu konuda da bize yani yardımcı oldu. Gerçekten demin söylediğim gibi biraz dekoder olduk, şifre çözdük. O haberi bize soru soruluyor. Ve bu iddiamızın doğruluğunu da bakanlık yetkilileri de şey yapınca daha doğru bir iş yaptığımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de kolaylıklar diliyoruz size Sayın Yeşil. Sağ olun. Sizin şahsınızda bütün mühendis arkadaşlarımıza. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Hüseyin Yeşil stüdyo konuğumuzdu. Bilgilendik. Kısa bir ara verelim, sonra tekrar birlikte oluruz. Belirleyen cesur yayınları, haberin onurunu koruyan programları ve kalemi kırılmaz programcılarıyla Halk TV atamızı unutturmak isteyenlere inat
Mustafa Kemal Atatürk'e, onun eserlerine ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve spor bayramımıza sahip çıkıyor. İşte 22 muhteşem eser. 1. Kurtuluştan kuruluşa. 2. Atatürk'ün de çocukları vardı. 3. Anılarla Atatürk. 4. Atatürk'ün son 100 günü. 5. Türk adını silme planı. 6. Atatürk ve kayıp kıta Mu'nun şifreleri. 7. Politika dehası Atatürk. 8. Atatürk ve Ermeni soykırım yalanı. 9. Atatürk ve İzmir. 10. Atatürk ve siyaset. 11. Atatürk'ten iz bırakan sözler. 12. Belgelerle Dersim gerçeği. 13. Atatürk'ün Doğu politikası ve Kürt isyanları. 14. Gazi Paşa'm. 15. Atatürk ve CHP'nin saklı tarihi. Bitmedi. Halk TV izleyicilerine 5...